Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Pavlonia ya da Latince dile Pavlonia, pallı baba yani Lamiales takımı içinde yer alan ve 20'ye yakın türü barındıran bir ağaç ailesidir. Uzak Doğu kökenli olan Pavlonia ülkemizde Çin kabağı olarak da tanınır. Ama gerçek kabaklar yani Populus türleriyle akraba değildir. Türün temsilcisi ve en tanınmış üyesi olan Pavlonia tomentosa'ya park ve cadde ağacı olarak pek çok yerde rastlayabilirsiniz. Ağaç 19. yüzyıldan bu yana bahçecilikte yüksük otuna benzeyen kokulu ve gösterişli çiçekleri nedeniyle sık kullanılan süs ağaçlarındandır. Bu arada biz ona Pavlonia desek de ağacın orijinal adı Pavlonia'dır. Bu isim ona Rus çarı 1. Paul'un kızı ve Hollanda kralının eşi Prenses Anna Pavlonia'nın anısına verilmiştir. Hatta bu nedenle ağaca Prenses Ağacı da denmektedir. Dünyanın en hızlı büyüyen ağaçlarındandır ve Pavlonia 10 yıl kadar kısa bir sürede 15 ile 20 metreye kadar uzayabilen yetişkin bir ağaç haline gelir. Pavlonia genellikle fide olarak ya da çelik alınarak yetiştirilir. Ağacın kapsül biçimli meyveleri Asya'dan Kuzey Amerika'ya getirilen yükler için paketleme dolgu malzemesi olarak kullanıldığından bu atıkların döküldüğü liman kentlerinde Pavlonia kuyuları oluşmuştur. Pavlonia çok fazla kanat tohum oluşturabilen, derin ve süzek topraklarda yetişmeyi seven bir ağaçtır. Zaman içinde Amerika'nın güney eyaletlerinde Pavlonia istilacı bitki statüsü kazanmıştır. Fakat Avrupa'da özellikle hava kirliliğine dayanıklı ve sevilen bir ağaç olarak parkları ve caddeleri süslemeye devam etmektedir. Park biçimli büyük yaprakları tüylüdür. Yaprak kenarları türüne göre loblu ya da dişli olabilir. Yaprakları erguvan yani sersiz türlerine, çiçekleri ise sigara ağacı yani katalpa türlerininkine benzer. Ama Pavlonia her iki türle de akraba değildir. Pavlonia'ya çok benzediği katalpa türlerinden yapraklarının karşılıklı dizilimi ve kışın bile ağaç üzerinde kalabilen kapsül biçimli meyveleri sayesinde ayırt edebilirsiniz. Pavlonia'nın yaprakları Mayıs ayından itibaren açmaya başlayan çiçeklerinden sonra oluşur ve genellikle menekşe ve mor renkli olan ve bol nektar üreten çiçeklerinden sonra ağaçtan dökülür. Pavlonia'nın tropik kuşakta yetişen ve yaprak dökmeyen türleri de vardır. Fosil kayıtları Pavlonia'nın bazı türlerinin dinozorların ortadan kalktığı ve memelilerin ortaya çıktığı tersiyer döneminde Kuzey Yarımküre'nin genelinde görüldüğünü ortaya koymuştur. Pavlonia taban suyunun yüksek olduğu topraklarda yetişemez. Dona dayanıklıdır, budanmaya elverişlidir ve bol ışık almayı sever. Yerinden taşınması genellikle köklerine zarar verdiğinden pek tercih edilmez. Ağacın tohumları, fideleri ve kökleri çürümeye karşı dayanıklı olmasa da odunu oldukça hafif, zararlara karşı dayanıklı, kullanışlı ve sağlamdır. Bu odun genellikle sörf tahtası, müzik enstrümanı, model uçak ve tekne yapımında kullanılır. Ağacın odunu ayrıca kereste ve yakacak olarak da tercih edilir. Ağacın kabuğundan doğal bir boya da elde edilir. Pavlonia hızlı büyüdüğü için kereste ve odun kömürü üretiminde kullanılan ağaçlardandır. Hatta köküne kadar kesilen ağaçlar köklerinden hızla yeniden büyüyebilir ve bu nedenle ona küllerinden doğan ankar kuşuna gönderme yapılarak ankar kuşu ağacı da denir. Ağacın büyük yaprakları hayvan yemi olarak da kullanılabilir. Hatta kıtlık zamanlarında bu yapraklar sebze gibi pişirilerek tüketilmiştir. Yapraklar büyük olsa da oldukça seyrek olduğundan Pavlonia ağaçları altında kolayca mikroklima koşulları oluşturularak tarım yapılabilir. Arıcılık içinde tercih edilen ağaçlardandır. Geleneksel tıpta yapraklarının lapası sil, ezik ve morlukların giderilmesi için yaprakların kaynatılmış suyu ise saç büyümesini teşvik etmesi ve erken ağarmayı önlemesi amacıyla kullanılmıştır. Ağacın yenebilen çiçekleri bazı cilt hastalıklarının tedavi için de kullanabileceği gibi sus amaçlı olarak tatlı ve salatalara konabilir. Ağacın kabuğunun iç kısmında ateş düşürücü olarak kullanılmıştır. Pavlonia'ya Japonya'da Kiri adı verilmiştir ve ağaç Japonya Başbakanlığı'nın dolayısıyla Japon hükümetinin sembolü ağacıdır. Krizantem çiçeğinin Japon İmparatorluk müdüründe kullanılması gibi Japon hükümeti mühründe de Pavlonia çiçeği kullanılır. Japonya'da da ağaca prenses ağacı denir ve işte şimdi de sıra bu öyküyü anlatmaya geldi. Çok eskiden Japonya'da Kokohana adında çok güzel bir prenses yaşıyormuş. Prenses genç bir savaşçı olan Takeru'ya aşıkmış. Fakat Takeru onun gibi asil bir soydan gelmediği için prenses için uygun bir eş değilmiş. Ailelerin karşı çıkmasına rağmen Kokohana ve Takeru gizlice saray bahçesinde yetişen büyük bir Pavlonia ağacı altında buluşmaya devam etmişler. Aşıklar birbirlerine aşkları için her türlü engeli aşacaklarına ve birbirlerinden asla vazgeçmeyeceklerine dair söz vermişler. Tam da bu sırada krallığı tehdit eden bir tehlike belirmiş. Yakınlardaki bir düşman krallığı istila etmeye hazırlanırken İmparator eli silah tutan herkesi krallığını korumak için savaşmaya çağırmış. Tecrübeli ve becerikli bir savaşçı olan Takeru bu çağrıya uymamazlık edememiş ve yüreği korkuyla dolan Prenses Kokohana'yı geride bırakarak savaşa gitmiş.
aylar sonra kara haber saraya ulaşmış. Takeru'nun savaşta öldüğünü öğrenen kalbi kırık ve umutsuz Kokohana, bir zamanlar sevgilisiyle buluştuğu Pavlonia ağacının altına oturup ölen sevgilisi için acı dolu gözyaşları dökmeye başlamış. Efsaneye göre prensesin gözyaşları ağacın köklerine damladıkça ağaç pembe ve morun en güzel tonlarında çiçekler atmaya başlamış. Ağacın bu güzelliğini görmeye gelen imparator, kızının aşkının büyüklüğü ve adanmışlığından etkilenerek ağacı kutsamış. Kokohana ve Takeru'nun anısına ağacın sonsuza dek prenses ağacı olarak bilinmesini ve tıpkı kraliyet ailesinden biri gibi saygı ve özen gösterilmesini emretmiş. O günden sonra Pavlonia, Japon kültüründe aşkın, sadakatin ve sabrın sembolü haline gelerek insanların her türlü zorluğa rağmen gerçek aşkın sarsılmaz gücüne inanmasını sağlamış. Kokohana anısına Japonya'da her kız çocuğu doğduğunda bir Pavlonia ağacı dikme geleneği doğmuş. Böylece bebeğin büyüdüğünde mutlu ve başarılı biri olacağına inanılırmış. Çin'de de benzer bir gelenek vardır. Evlilik ve doğum gibi kutlu olayları onurlandırmak için bir Pavlonia ağacı dikilir. Japonya'da eskiden ağacın odundan sadece mücevher kutusu ve müzik aleti gibi önemli ve saygın objeler üretilirmiş. Japon tahta baskı resim sanatı, Çin mürekkep resim sanatı, seramik, kumaş ve mobilya boyama sanatlarında Pavlonia ağacının yaprak ve çiçeklerinden esinlenen motiflerle sıklıkla kullanılmıştır. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.